Vücudumuzda DNA ve RNA var. Bunlar genetik malzemelerimiz ve vücudumuzda yeni hücreler üretilip yeni olaylar gerçekleşirken sürekli yıkıma uğratılıp yeniden üretiliyorlar. DNA ve RNA'nın yıkımı için farklı yollar vardır. İşi çok fazla basitleştiriyorum ama bu yıkım sonucu elde ettiğimiz iki çeşit madde olduğunu düşünelim. Bunlardan birincisi hipoksantin ve ikincisi de guanindir. Bunların ikisinin yıkımı devam edince de aynı şeyi yani ksantini elde ederiz. Ve bu da ürik asidin öncülüdür. Ürik asit yüksek oranda birikerek guta ya da gutun belirtilerine sebep olan maddedir. Bu ihtiyacımız olan fizyolojik yolun normal halidir. Demek istediğim ürik asit aslında kötü bir şey değil ve sağlıklı bir insanın böbrekleri ürik asidi kandan süzerler. Böbreklerden sonra ise maddelerin başlarına iki şeyden biri gelir. Birincisi vücudumuzun dışına atılmalarıdır ki bu idrar anlamına gelir. İkincisi ise vücuda geri dönmeleri. Ve normal koşullar altında ürik asit de idrarın bir parçası olarak vücuttan atılır ve bir probleme yol açmaz. Gut rahatsızlığının ortaya çıkması için ürik asidin birikmesi gerekir. Bu sistemde bir problemle karşılaşabileceğimiz iki nokta var. Birincisi, ürik asit üretiminin artmasıdır. Nedenine gelecek olursak, bunu buradaki yolu ya da sistemi inceleyerek neyi nerede yanlış gittiğini bulmaya çalışarak yapmamız gerekir. Problem yaratabilecek ikinci nokta böbreklerdir ve bu durumda da böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirmemeleri yani filtreleme işini düzgün yapamamaları söz konusudur ve bu da bizi bu noktaya getirir. Yani ürik asidin fazlası vücuttan atılamamış olur. Evet, gutun patofizyolojisi söz konusu olduğunda bu iki noktanın altını çizmek gerekir. Öncelikle birincil ya da primer guttan bahsedelim. Birincil dendiğinde hastalığın sebebinin ne olduğunu bilmediğimizi anlıyoruz. Demek istediğim bunun doğuştan gelen bir sebep olması ve bizim de bu sebebin ne olduğunu tam olarak bilmememiz söz konusu. İkincil ya da sekonder gutta ise bildiğimiz ve araştırabileceğimiz süreçler bulunur. Birincili bilmediğimiz için isterseniz ikincilin sebeplerine odaklanalım. Gut teşhisi konan hastalara çok fazla et yememeleri ve çok fazla alkol almamaları gerektiği söylenir. Ve bu ikisinin buraya çizmiş olduğum şemanın farklı noktalarıyla alakalı olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Çünkü çok fazla et yemek kanımızdaki ürik asit seviyesini arttırır ve bu da buradan yani DNA ve RNA'dan geliyor. Başka bir deyişle et ürünleri yediğimizde kendi RNA ve DNA'mızın yanı sıra onların DNA ve RNA'sını da yıkıma uğratmamız gerekir. Evet, kendi proteinlerimizi yıkıma uğratıp bunun üzerine bir de hayvansal proteinlerini yıkıma uğratırız daha fazla hayvansal protein yani et yemenin gut belirtilerine sebep olması işte bu şekilde gerçekleşir. Alkolü ise bu noktada değerlendireceğiz. Alkol de yıkımı uğratılır ve alkolün yıkımı sonucu ortaya çıkan ürünler böbreklerde ürik asitle yarışır. Bunu da dışarıya çıkmak için sadece 3 kapısı olan bir salonda olmak olarak düşünebilirsiniz. Bu salonda sadece bir tek şey yani ürik asit olduğunda bunu dışarıya atmak oldukça kolaydır. Ama salona alkol de girdiğinde ve alkol ürik asitle aynı kapıları kullandığı için ortam fiziksel olarak kalabalıklaşır ve bu da filtrelemeyi yavaşlatır. Kısacası alkolün vücudun ürik asitten kurtulmasını zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar böbreklerin fonksiyonları normalken oluyor. Yani buna ek olarak bir böbrek rahatsızlığı da söz konusu olabilir. Bu durumla ilgilenen bir tıp kolu mevcut ama kapsayıcı terim olarak renal yetmezliğini kullanalım. Renal, böbrek, yetmezlik ise böbreğin fonksiyonlarını yerine getirememesi anlamına geliyor. Gut böbrek yetmezliği ya da böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açan farklı hastalıklar sonucu da ortaya çıkabilir. Ürik asit tarafına dönecek olursak bana DNA ve RNA yıkımına sebep olarak ortaya daha fazla ürik asit çıkmasına neyin sebep olabileceğini söyleyebilir misiniz Lösemi gibi bazı kanser türleri kan hücrelerimizin yıkımını arttırır ve geri dönüşüm sistemi de aşırı yüklenerek yıkıma uğratacak daha fazla DNA ve RNA'nın ortaya çıkmasına neden olur Lösemi dışında bazı kan hastalıklarından da bahsedebiliriz Bildiğiniz gibi kan hücrelerimiz kemik iliğinde üretilir. Bazı hastalıklar kan hücresi yapımını hızlandırır. Ve bu da yine yıkımı uğratacak daha fazla kan hücresi anlamına gelir. Evet, lösemi ve bazı kan hastalıkları bu tür bir duruma sebep olabiliyor. Bir de son derece özel olan bir hastalıktan, Lish Nine'dan bahsedelim. Bu hastalığın adı, hastalığı ilk bulan bilim insanlarından geliyor. Bu kliniksel olarak da ilginç bir hastalık. Bu hastalık insanların kendilerine zarar vermelerine neden olur. Bu kişiler kendilerini ısırırlar, keserler. Buna ek olarak beyin ve sinir hasarı da söz konusudur. Buradaki şemayı göz önünde bulundurursak Lich 9 bu noktada gerçekleşir. Evet şemayı yeniden gözden geçirecek olursak bunlar sonucunda kısantin ve ürik asit çıkacak. Ama burada bir kaçış yolu daha vardır. Bunu bir kaçış kapısı olarak düşünebilirsiniz ve bu kapıyı yöneten de HPRT olarak bilinir. Bu bir enzim ve çok uzun bir ismi var. Hipoksantin guanin fosforibozil transferas. Bu enzim hipoksantin ve guanini değiştirerek bu metabolik yolun üzerinde daha önce karşımıza çıkan şeylere dönüşmelerini sağlar. Bunu çöpe atılacak bir şeyin geri dönüşüme girmesi olarak düşünebilirsiniz. Hı. Ve Lishnayn sendromunda bu sistem çalışmadığı için sistemi rahatlatan kaçış yolu işini göremez ve sonuç olarak daha fazla ürik asitle karşı karşıya kalırız. Daha fazla ürik asidin nasıl ortaya çıktığının bir önemi de yoktur aslında. İster daha fazla yıkım, ister elimizdekinden kurtulamamamız söz konusu olsun. Gutun püf noktaları bunlar. Ve gutu teşhis ederken problemin bu yolun neresinde olduğunu anlamamız gerekir.